4 kişilik bir aile bir pideden fazla sofraya koymayın. Onu da sadece iftarda kullanın, sahurda kullanmayın. Çünkü sahurda beyaz un olduğu için kan şekerini çok hızlı düşürüp ertesi gün sizi çok acıktırır ve çok susatır. Sahurda mutlaka esmer ekmek tercih etmek gerekiyor. Sahurda asla poğaça, açma, börek, bakın beni dinleyin ne olur. Bunları börek de mi yemiyoruz? Sahurda yemeyin, sahurda yemeyin. Sahuru hani normalde biz sabah kahvaltıda nasıl sade yiyoruz, her sabah börek yemiyoruz. Ne bileyim her sabah dolma sarma akşamdan kalan yemeği yemiyorsak sahuru da bu şekilde geçirmek lazım. Hatta şöyle bir önerim de olacak. Özellikle böyle biraz da kilo kontrolümü yapayım diyenler için az önce söz verdik ya Instagram'da bir sahur önerim olacak. Mesela haftada 2 gün sahurda böyle 2-3 kaşık yulaf, üzerine 4-5 kaşık yoğurt, 1 tatlı kaşığı kadar keten tohumu, 1 tane elma ya da muz hangi meyveyi seviyorlarsa onu koysunlar. Üzerine 3-4 tane ceviz. Mesela sahurda sadece bunu yesinler. Üzerine 2 bardak su içsinler. İftarda da dediğim şekilde iftar yaparlarsa hem çok rahat oruç tutarlar hem hiç kabızlık yaşamazlar. Dirençleri yüksek olur. Aynı zamanda da çok rahat kilo kontrolü yapılabilir. Bunu da söyleyeyim. Yani harika. Her gün peynir, ekmek, böyle yumurtalı proteinli kahvaltıdan ziyade haftada 2-3 günde hani kısmi vejetaryen diyelim, yulafın, yoğurdun, cevizin, meyvanın olduğu bir sahur yapılabilir. Bu o da seçeneklerimizden biri ve evet, kilo vermek isteyenler özellikle. Bir de ne var? Yoğurt gaz yapar, iftarda yoğurt yemeyin gibi bir bilgi var. Bu doğru mu? Şimdi bu çok yanlış. Çünkü yoğurt öyle bir probiyotik kaynağı ki hele hele koronavirüsle şu anda savaştığımız bu dönemde vücutta probiyotik etkisiyle bağışıklık kalkanı oluşturan bir yiyecek. Ama tabii Ramazan'da şişkinlik yapıyor, gaz yapıyor, işte beni şişiriyor deyip yoğurtları, ayranları, cacıkları bir kenara bırakıyoruz. Şekerli içecekleri hoşaflara doğru bir kayış oluyor, şerbetlere doğru bir kayış oluyor. İşte bu bizim karaciğerimizi yağlandırıyor, pankreasımızı yağlandırıyor, bağışıklığımızı düşürüyor. Şekerli içecekleri lütfen iftar sofralarınıza koymayınız. Şişirse de gaz da yapsa azıcık sabredin geçer. Mutlaka gazlı yoğurdu. İçecekler çok fazla tercih ediliyor ya. Yani bunu en sağlıklı beslenen kimse bile bazen yapıyor. Ya bazen yani gözünün önünde ya Allah'ım evet, olsa da içsem diyorsun. Yani ben de çok karşıyım ama oluyor. Ben. Niye oluyor bilmiyoruz. Ya işte şimdi burada bazı davranışlar çok otomatik hale geliyor. Gazlı içecekler mesela şekerli soğuk çaylar, şekerli şerbetler. Bunları iftar sofralarına koymayalım. Peki şeker ihtiyacımızı nasıl en sağlıklı şeker şekilde giderebiliriz? Şeker ihtiyacımız neyde var biliyor musunuz? Bakın şu gördüğünüz domateste, salatalıkta, yoğurtta, peynirde, ekmekte, makarnada bunların hepsinde, çorbada bunların hepsinde şeker var. Şu an yüzümün ifadesini görüyor musunuz? Çok şaşkınsın. Tabii ki şaşkınım. Şöyle ben domates yerken tatlı bir şey yiyormuşum gibi olmuyor. Ben hem tatlı bir şey yiyormuşum gibi olsun istiyorum. Hem de sağlıklı olsun istiyorum. Tamam şimdi burada da 3 tane size tatlı tarifi vereceğim. Lütfen. Tamam mı? Ama çok seveceksiniz onları. Şu gördüğünüz işte bir dilim ekmek 2-3 küp şeker demek aslında. Bu da bir şeker vücudumuza. Mesela ekmeğin şeker oranı domatesle salatalıktan daha yüksektir. Domatesle salatalığın kalorisi daha düşüktür. Bu sizi besler, likopen ne yapar? Hücrelerimizi yeniler. Her soframıza özellikle bu korona günlerinde çiğ yeşillik, bakın maydanoz, roka, tere, marul görüyor musunuz? Ve yemeğe çorba artı salatayla başlayalım. Bugün Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki günlük 35 gram lif almamız gerekiyor. Kalp hastası olmayalım, kanser hastası olmayalım, bağışıklığımız güçlensin diyorsak 35 gram lif alacağız günde. Bu ne demek? Bu şu demek, her gün en az 2 porsiyon meyve. Mesela yarım yeşil elma, yarım kırmızı elma, bir porsiyon meyve. Yanına işte yarım kivi, yarım muz, işte size 2 porsiyon meyve. Farklı renkte, farklı çeşitte, küçük miktarlarda meyve kombinasyonları yapmak gerekiyor. Onu da soracağım. Meyve ne zaman yenecek? Şimdi Ramazan'da iftarla sahur arasında saat 10.30-11 gibi ben o saatte yiyorum. İftarı yaptık. Aradan kaç saat geçti? 1,5-2 saat gibi bir süre geçiyor. Saat geçti. Saat 10-10.30 gibi. Orada ben bir meyve yiyorum. 12-12.30 gibi yatıyorum. İşte burada ben tabii biraz az yiyorum. 1/4 yeşil elma, 1/4 kırmızı elma, çeyrek muz, böyle yarım kivi koyuyorum. Bu beni çok mutlu ediyor mesela. Farklı çeşitteki meyveleri bir araya getirmek lazım. Hani tek başına bir koca elma yemek, tek başına bir çilek yemek
farklı meyveleri yemek kadar vücuda bağışıklık kazandırmıyor. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmek bir istiyorsak... Bir arada yiyeceğiz. Bir arada asla yenmemesi gereken meyveler var mı? Hiç yok. Tamam. Miktar az, çeşit bol yapacaksınız. Çeşide çok özen göstereceksiniz. Mesela yeşillikler. Marulun yeşiliyle rokanın yeşili aynı değil. Mümkün olduğu kadar farklı renkte yiyecekleri bir araya getireceksiniz ki bu yiyeceklerin içerisindeki fitokimyasal dediğimiz bağışıklığımızı kuvvetlendiren maddeler var. Bunlar bağışıklık kalkanı oluştursun vücudumuza. Ve hatta bu Ramazan'da şöyle bir önerim olacak. Lütfen. Lütfen her salatanıza 4 yemek kaşığı haşlanmış kuru baklagil ekleyin. Kuru fasulye, nohut, mercimek. Bildiğimiz salatamıza bunları ekleyeceğiz. Evet, mesela 4 kişilik bir aile adam başı 1 yemek kaşığı olacak şekilde ilaç gibi salatalarımıza kuru baklagil ekleyelim. Bunun nasıl bir etkisi var? Kuru baklagiller lif oranı çok yüksek yiyecekler. Aynı zamanda dengeli karbonhidrat ve protein içeriyorlar. Mikro nutriyentler ve makro nutriyentler dediğimiz küçük besleyiciler ve büyük besleyiciler tarafından çok zengin, altın değerinde yiyecekler. Biz mesela ülkecek yaptığımız en büyük yanlış bunları salçalı, etli yemeklerini yapıyoruz. Yanlarına pilavı koyuyoruz, ekmeği koyuyoruz, bir de çorba içiyoruz. İşte bu bize zarar veriyor, kilo yapıyor, diyabet yapıyor. Ama salatamızın üzerine ekleyeceğimiz her salatamıza 1-2 yemek kaşığı kadar kuru baklagil vücutta ilaç etkisi yapar. Hadi bunu da bu Ramazan bir alışkanlık haline getirelim. Her sofraya salatalarımızın içine de bakliyat koyalım. Koyacağız. Ben mesela evde şunu yapıyorum. Yarım kilo nohutu haşlıyorum. Yarım kilo kuru fasulyeyi haşlıyorum. Çünkü her defasında yeniden haşlamak zor oluyor. 4 kaşık buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Buzluğa koyuyorum. İftardan mesela 1 saat önce çıkarın ya da 2 saat önce çıkarın. Hemen çözülüveriyor. Koyun salatanıza ilaç gibi olsun.